Benimle tanışmak istemişsiniz. Tanışıyoruz zaten. Ne oldu Ramu? Hayalet görmüş gibisin. Konuşsana, dinlemiyordun. Şaşırdım sadece. Aa, haklısın. Ölmüş birini görmek insanı bayağı şaşırtır. Öyle. Gel bakalım. Seninle küçük bir gezintiye çıkacağız. Nereye gidiyoruz? Sabret, göreceksin. Ne olacağını sanıyorsun Ramu? Niye bu kadar gerginsin? Gergin değilim. Anlamaya çalışıyorum sadece. Anlamak. Anlamak için önce bilmek lazım. Akvaryumda yaşayan bir balık denizi ne kadar anlarsa sen de ancak o kadarını anlarsın şu an. Zorlama. Denize gidiyoruz yani. Denize mi? Hayır. Bu soğuktu. Seninle ilgili başka planlarım var. Hadi Ramu, binsene. Ne bekliyorsun? Thank you.
Kedile gel baba. Baba, baba kedile gel. Baba, baba. Hadi, hadi, hadi. Arttır. Hazır. Biliyordunuz. Ben de öyle kalmasını tercih ettim. Karşınıza çıkıp yaşıyorum diyemedim. Hastalığım hala geçmiş değil zaten. Sana ikinci kez baba acısını yaşatamazdım Doğu. İyileşince karşınıza çıkacaktım. Yolculuk buraya kadar. Hadi bakalım, vakit tamam. Aç değildim. Yemek yiyeceğimizi kim söyledi? Kaçınılmaz bir sondur ama bazen çok uzaktadır, bazen çok yakın. Bazen bir kapının arkasındadır, bazen yıllar sonradadır. Ama hep oradadır. Her şey ilk adımla başlar. Gir bakalım içeri. Ölüm senin ne kadar yakınında ya da uzağında görelim bakalım. Tadını çıkar Ramo. Bir daha böyle bir şey göremeyeceksin. Baba. Ne yaptın abi? Konuşabildin mi Doğu'yla? Ne çiçeği? Ne çiçeği Hasan'ım? Ne çiçeği? Çiçek mi dedin? Allah Allah. Hasan abicim Doğu'yu diyor. Doğu. He. Konuştun mu Doğu'yla diyor. He ben konuştum Doğu'yla, konuştum Doğu'yla. İyiyim dedi, merak etmeyin dedi. Ya nasıl merak etmeyelim ya? O da aileden biri artık. Hem böyle zamanlarda yalnız kalmak iyi değildir. Vallahi Köksal baba çok iyi adamdı. Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun. Amin. Neyse benim içime biraz sıkıntı geldi. Affet biraz, ben çıkacağım çocuklar var mı? Allah Allah. Vallahi benim bu adamda bir şey var. Bir şey var da hadi bakalım hayırlısı. Vallahi hakikaten var. Yani bu Mazhar'ın evinden beri bir gariplik var yani. Bir derdi var anlamında galiba. Ya yardımcı olmak lazım. Ne oldu ki orada? Yok canım, bir şey olmadı. Ne olacak yenge, her zamanki şeyler. Adamın kafasına silah dayadılar yani. Demek ki artık kaldıramıyor. Galiba öyle yani. Sizler, Yıldırım'ın gerçek kimliğini gören, bilen, seçkin, seçilmiş azınlıksınız. Taziye için geldiniz. Teşekkür ederim. Bana öyle hayalet gibi bakmayın. Ben Yıldırım değilim. Benim adım Kudret. Namı diğer kaptan. Rahmetli Yıldırım'ın ikiz kardeşi. Ayrıca diğer iki büyük patrondan biriyim. Böyle büyük organizasyonlarda genelde üç büyük patron da olur. Sistemin selameti için. O kadar söyledim Yıldırım'a. Sistemin yanlış. Sistemi değiştir, kimseye yüzünü gösterme. Ama beni dinlemedi. Onun yüzünün görünmesi, benim yüzümün görünmesi demekti ki... hiç sevmem bilinmeyen. Yıldırım öldü. Sistemi de bitti. Benim sistemim biraz değişik. Durun, ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Biz aynı taraftayız. Biz ne yaptık ya? Ne yaptık siz? Ne yaptık biz? Peki Mazhar? Ne olmuş Mazhar'a? O da gördü Yıldırım'ın yüzünü. O niye bu tarafta değil? Mazhar istisnadır. Sen kendi canının derdine bak Ramon. Doğru. Onun korkacak bir şeyi yok. Şimdi esas konumuza dönelim. Yaşamanız ve ölmeniz vereceğiniz küçük bir cevaba bağlı. Bir iş görüşmesinde hissedin kendinizi. Yıldırım'dan sonra benim yanımda çalışmak istiyorsanız tavlayın beni. Sen, seni öldürmemem için bir sebep söyle. Sana asla yanlış yapmam. Asla ihanet etmem. Bana ihanet etmeyen o kadar çok adamım var ki. Yanlış cevap. Seni öldürmemem için bir sebep söyle. Yalvarırım yapma. Bak, benim bir ailem var. Hepimizin var. Yanlış cevap. Sen? Ne istiyorsun bilmiyorum. Yalvarırım canımı bağışla. Amansız bir rahatsızlığım var zaten. Hastasın ha? O zaman kolayca canını alalım.
sen? Ben. Çünkü ben... Konuş çocuğum, konuş. Niçin öldürmeyeyim seni? Çünkü ben... Anladım. Seni öldürmemem için sebepsin. Yıldırım için öldürdüğüm adamların sayısını hatırlamam bile. Hizmetindeyim. Hizmetçi aramıyorum ben. Yanlış cevap. Rekabeti severim. Canlı tutar. Peki... Seni öldürmemem için iyi bir sebep söyle, Ramo. Çünkü İstanbul benim. Sokaklar benim. Olabilir. Onlar da vazgeçilemeyeceklerini düşünüyorlardı. Seni niçin öldürmeyeyim? Beni sakın küçük görme. Ve sakın bir daha bunu tekrarlama. Ben senin buraya dizeceğin adamlara benzemem. Çünkü benim sana değil, senin bana ihtiyacın var. Nasıl anladın? Hangi birinden başlayayım? Buraya gelmek için önce benimle buluştun. Sonra benimle birlikte buraya geldin. Bütün bu adamların içinde bir tek benim adımı zikrettin. Ve yolda sinirlerimi zorlayıp bana oynadın. Neden yapayım bunu? Baskı altında ne yapacağımı görmek istedim. Panik yapıp yapmadığımı anlamaya çalıştım. Bütün bu adamları da benim yanımda bu yüzden öldürdün. Onları zaten öldürecektin değil mi? Öyle ama senin yaşaman da garanti değildi. Benden vazgeçemeyeceğine emin oldun mu şimdi? Bütün bunlar benim hakkımda karar vermenle ilgiliydi. Şimdi söyle, kaptan. Halletmem gereken iş ne? İşte karşımda görmek istediğim adamlar. Bravo Ramo. Akvaryumdan çıkma vaktin geldi. Engin denizlere hoş geldin. Hadi işimizin başına. Gel Sibel, gel. Sen ne duydun değil mi? Bana baba derken. Çiçeği diyorsun değil mi? He çiçek. Duydum abi. Çok da sevimli bir kız ya.
Ya tamam sevimli de ya ben ne yapabilirim? Ayrıca meselemiz bu değil ki be. Hasan abicim, bak anlıyorum seni ama bu konuyu bir sakince düşünmek lazım. Düşünmek mi? Ya düşünüp ne yapacağım? Ayrıca düşünürsem ne olur? Afiyetin bana ne yapar? Canına okur ki hakkıdır da abi. Al. Artık bundan kaçışın yok, yok. Ya seneler öncesinden kalmış bir mevzu. Yani tarihe karışmış gitmiş. Tek gecelik bir mesele. Hayatımın pişmanlığı. Sarhoştum vallahi billahi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ruhumun yüzünü görmüyordum. Bir de söylemesi ayıptır. Sana bir şey diyeceğim. O meseleyi yaptık mı bile bilmiyorum. Ben biliyorum Hasan abi. Ne? Dilber bana anlattı. Gencecik yaşında nasıl hayal kırıklığına uğradığını, bir tomar parayı yatağın üstüne atıp ona şey muamelesi yaptığını anlattı abi. Ya ben korkudan ne yaptım biliyor muyum? Zabağına mi kalktım, yanımda afiyetim duracağına o kızdırıyor. Benim kafa gitti. Ben oradan nasıl çıktım, ne yaptım hatırlamıyorum bile. Yalnız Hasan abi enteresan bir şey var. Dilber senin öldüğünü düşünüyordu. Hatta bana Masar'ın seni öldürdüğünü söyledi. Masar beni öldürmüş, öyle mi? Tövbe estağfurullah bak. Saçma sapan şeyler, Masar nereden çıktı? Bak işler iyice karışıyor gördüm. Bak daha neler olacak sana söyleyeyim. Ayrıca bir şey soracağım sana. O kızın benden olduğu ne var? İspatı nerede? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var Hasan abi. Biliyorsun. Yandık. Ne yapacağız? Yandık. Çiçek. Annesi kurban olsun. Çatma kaşını öyle. Hadi bak en sevdiğin yemeği yemeye geldik. Bir lokmaya. Beni bununla alakandırabileceğini mi zannediyorsun? Ama üstüne tatlı yiyeceğiz. Anne! Eh tamam. Çocuk muamelesi yapmayı bırak artık. Hı. Gerçekleri öğrenmek istiyorum. Hani benim babam ölmüştü? Hı? Kızım. Ben de öldü biliyordum. Ne yapayım? Öldürmeyen aldı, öldürmüyor demek ki. Cemil meselesini öğrendim. Sana tuzak kurmuşlar. Ama altınları kurtarıp meseleyi çözmüşsün. Aferin. Korkut yapmış. Doğrudur. Korkut'tan başka var mı ihanete katılan? Yok. Sen gelmiyorsun. İyi ama neden? Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Bu işi Ramo ile halledeceğim. Nasıl uygun görürseniz. Gel bakalım Ramo. İşte bu fena. Hem de çok fena. Ey şüphe, en kötü gerçeklerden daha zalimsin. Gün bugün. Ya şimdi ya hiç. Rahmetli kardeşim senden övgüyle bahsederdi. Mekanı cennet olsun. O iş zor. Bizim gibileri pek cennete almazlar. Doğru söze ne denir? Korkut'un cezasını kessin mi? Hayır. Sen bilirsin.
Eğer Korkut bir daha bir hata yaparsa... hesabı senden kesilir. Bilesin. Eyvallah. Diğer patronla ne zaman tanışacağım? Belki seni sadece kendime saklarım. Bunlar da kim? Bu masadakileri dize getirerek İstanbul'a hükmedemezsin Rama. Yıl 2021. Mafya kisvesiyle kimse dolaşmıyor artık ortalıkta. Legal dünyada da kendini kanıtlamalısın. Ramazan Bey olarak. Teşekkür ederim. Dostlar sağ olun. Buyurun. Sevgili kardeşim Yıldırım'ı anmak için... burada bana katıldığınız için... hepinize teşekkür ederim. Derin acıma... dost yüzlerinizin teselli vereceğine inanıyorum. Bu tanıdığım en adil, mert, ahlaklı bir adamdı. Sadece kardeşime değil, adalet ve dürüstlük adına hepimize önder olan en önemli neferlerimizden biriydi. Yıldırım'a. Buyurun. Afiyet olsun. Kızım, deli deli konuşma. Niye öldürsün Mazhar babanı? Kulaklarımla duydum. O ne olacak? Tamam işte, dilim sürçmüş. Ölmüştü diyeceğime öldürmüştü gibi bir şeyler söylemişim. Freud'a göre dil sürçmeleri bilinçaltımızdaki arzu ve istekleri açığa çıkarırmış. Bunu da Mazhar söylemişti. Ulan Mazhar, kızım saçmalama, el alemin adamı ne bilsin benim bilincimin altını üstünü. O zaman konumuza geri dönelim. Ne bizim konumuz Çiçek? Babamın yaşam paradoksu. Bizi bir araya getiren ne? Hikayeyi bir de ondan dinlemek istiyorum. Ya işte Ramazan Bey, bu ihtiyar görüp görebileceğin en korkak adamdır. Yapma Adil, şimdi durup dururken. Kaç sene oldu ya? Çok çok. O zamanlar çok toy bir adamdı. Ya ilahi kudret, sen hep toydun ya. Ah, rahmetli Yıldırım abi de öyleydi. O tanıdığım en namuslu, en merhametli insandı. Biliyor musun, bir karıncayı bile incittiğini duymadım ben. Bayağı iyi tanıyormuşsunuz rahmetliyi. Evet. Siz nereden tanışıyorsunuz? Aa, Ramazan Yıldırım'ın dostuydu aslında. Biz o vesileyle tanıştık. Çok güzel. Ne işle meşgulsünüz? Birden çok şeyle genelde. Şey aklıma geldi. Sen o holdingi... hala devretmekte kararlı mısın? Kesinlikle. Ya artık bazı şeyler ağır gelmeye başladı biliyor musun? Hı. Hem çoluk çocuk yok, bir şey yok. Emekliliğin tadını çıkarma zamanı diyorum. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ramazan da iş alanını genişletmek istiyor. Daha prestijli ve büyük işlere imza atmak istiyor.
Seninki gibi köklü bir şirket ona her açıdan yardım edebilir değil mi? Tabii görüşebiliriz. Sen kolay kolay kimseye referans olmazsın. Bu devirde dürüst ve ahlaklı adam bulmak kolay mı? Baksana Cihangir'in yaptıklarını. Hala bıraktığı pislikler devam ediyor. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Siz ne diyorsunuz Ramazan Bey? Ne diyebilirim ki? Kudrete güvenim sonsuz. O bu işe gir derse ilgilenirim. O zaman yeni başlangıçlara. Tabii ki. Yeni başlangıçlara. Yeni başlangıçlara. Edebiyat ve felsefede dualite, yani ikilik teoremi zıtlık anlatır. Ruh ve beden. Savaşı ve barışı, iyiliği ve kötülüğü, meleği ve şeytanı. Ama fizikte dualite biraz daha karmaşık ve iç içedir. Bugünkü konumuz dalga ve parçacık ikilemi. Çift yarık deneyini bilirsiniz. Eğer bir gözlemleyici yoksa foton yarıktan geçer ve etrafa yayılır. Ama eğer bir gözlemleyici varsa foton çift yarıktan geçer ve çift çizgi olarak, iki çizgi olarak kalır. İlkokulda değiliz. İndir parmağını. Anlamak istediğim bir şey vardı hocam. Şimdi felsefeye de fizik kanunlarıyla bakabilir miyiz acaba? İlginç. Nasıl mesela? İyilik ve kötülük kavramı gibi mesela. Yani biri hem iyi hem kötü olabilir mi aynı zamanda? Neden olmasın? Mesela ben acımasızca birini öldürsem. Ne yapıyorsun? Ve etrafımda beni yargılayacak, gözlemleyecek birisi yoksa bu her iki durumda gerçekleşmiş olabilir mi? Bunu yapabilmen için iki farklı durumu da gerçekten yaşaman lazım. Yani hem gerçekten iyi olman lazım, hem de gerçekten kötü olman lazım. Ama bu da yetmez. İkisine de gerçekten sahip olman lazım. Parmak kaldırıyorsun hala. Galiba hepimizin ilkokul ve üniversitede aynı anda okuduğunu düşünmemizi istiyorsun. Galiba evet. Bir sorum daha olacaktı hocam. Çok meraklı bir öğrenciye benziyorsun. İstersen dersten sonra odama gel. Orada konuşalım. Ders bitti. Önümüzdeki ders her şeyin teorisini konuşacağız. Ne zamandan beri biliyorsun?
Ya uzun zamandır şüpheleniyordum. Bin hayat yaşadığını dile getirince emin oldum. Senin de tahmin edebileceğin gibi hiç hoşlanmadım ben bundan. Biliyorum. İyi günler, iyi günler. Biliyorum, eğer bu hayatında iyi biri olmayı seçmeseydin beni şimdi buraya gömerdin değil mi? Ve muhtemelen başına belaya girmezdi. Çünkü ne de olsa bu üniversite sana ait. İyi günler. Anlat. Neden bu cüreti gösterdin? Bu şovun sebebi ne? Senin aynı sebepten. Daha fazlasını istiyorum. Hayatımın kontrolü bende olsun istiyorum. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı? İhtiyaçtan. Ortama ayak uyduramayan canlılar yok olurlar. Dengeler değişiyor Şerif. Ve ben değişmezsem muhtemelen ben de yok olacağım. Yani? Yani masada beni desteklemeni istiyorum. Neyin karşılığında? Sana reddedemeyeceğim bir teklifim olacak. Ben hurdacıyla pek anlaşamıyorum yani. Sen daha makul bir adamsın. Hocam, vaktiniz var mı? Bir şey soracaktım size. Tabii, bir saniye. Tamam o zaman. Sen o çalıştığın projeyi geliştir. Biz nasılsa seninle görüşeceğiz. Tabii hocam, nasıl isterseniz. İyi günler. Sağ ol. Kudret, tekrar başın sağ ol. Sağ ol. Sevgili dostum, görüşürüz. Sağ ol. Bana da müsaade o zaman. Bir yakınım ağır hasta. Hastaneye gitmem gerek. Seninle işimiz daha bitmedi Ramo. Şirket daha mı açacağız? Hayırdır? Bunlar buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen ise yolda. Diğer büyük patron mu geliyor yoksa? Bakıyorum onunla tanışmak için fazla meraklısın. Kiminle çalıştığımı bilmek en doğal hakkım değil mi? Başka bir şey seziyorum. Başka tehlikeli bir şey. Şey gibi, öfke. Tam üstüne bastın. Piyon gibi davranılmaya alışık olmadığımdandır. Ve karşıma çıkacak cesareti olmayan biriyle çalışmaya da. Çok cüretkarsın. Ama bana gösterdiğin bu cüreti biraz sonra gelecek olana göstermen senin için daha hayırlı olur. Al. Bana yardım et.
Akşamınız hayır. Başın sağ olsun kaptan. Çok yakışı adamıydı kardeşim. Dostlar sağ olsun. Menşur Ramo sen? Özüm öyle bilirim. Amer Azeri ortağımızdır. Buyurun oturun. Hemen konuya girerim. Durumlar çok sıkışık. Benim ecele geçirmem gereken 500 milyon dolarım var. Ne zamana? Ne kadar ecele olursa o zamana. Bir kere tek seferde bu kadar yüklü bir miktarı geçirmek riskli oldu. Bölerek parça parça bir ayda geçirir Rabı. Mümkün olabilmez. Faizi artırırım. En fazla bir haftada geçmelidir sınırı. Ne diyorsun oğlum? Şu Adil'in holdingini 2 günde devredersen olur. Emin misin? Hallederim, dert değil. Yalnız 500 milyon dolarla olmaz. 510 milyon dolarla olur bu iş. Hiç düşünülmüş senin buramı. Böyle. 10 milyon da menden sana halal koş olsun. Kıçı düşünen fırsatçı Ramo. Bu iş hiç hoşuma gitmedi Ramo. Sen yine hoşlanma kaptan. O 10 milyon benim için değil. 10 milyonu polise yakalatacağız. Bu sırada 500 milyonu diğer güzergâhtan derssiz, belasız geçireceğiz. Güzel. Büyük düşünen Ramo'ya. Bana müsaade. Para 2 gün sonra elinizde olacak. Anlaştık. Seninle çok daha büyük işler yapacağım. Yapacak, yapacak. Hoş vakit. Güle güle. Hoş vakit. Çok büyük bir risk aldın ama. Umarım altından kalkarız. Öyle mi diyorsun? Hayatımı kurtardın Ramo. Sağ ol. Kim ona cesaret edebilir? Beni öldürmeye kalktılar. Belki de beni. Hangimiz için geldiklerini bilmiyoruz daha. Belki de ikimizi istediler. Bu
oğlanları Ramon. Ne yap ne et bu. Şimdi tuvalete girdi. Ne oldu, her şeyi duymuş mu? Duymuş. Masar babamı mı öldürecekti diyor. Ben de yanlış anlamışsın, dilim sürçtü falan dedim. Masar, o adamı görmek istiyor. Olmaz, müsaade etme. Ben de istemiyorum. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Tamam, ben konuşurum onunla. Konuş tabii. Konuş tabii. Çok tatlı maşallah ya, Allah bağışlasın. Bu amca seni tanıyormuş. Hayırdır Şerif, ne işin var burada? Rahatsız mı oldunuz Masar Bey? Özel alanınıza birden daldığım içinizi sorarak. Masar, ne oluyor? Yok, bir şey yok. Yok Yenge Hanım ya, bir şey yok. Masar yaşadığı sürece bu hayatta size hiç kimse hiçbir şey yapabilemez. Hesabı alabilir miyiz? Allah aşkına. Bugün hesaplar benden. Şerif, şu an burası konuşmak için uygun bir yer değil. Müsaade edersen ailemle vakit geçirmek istiyorum. Tabii tabii. Her taş yerinde ağırmış değil mi Masar? Özel olan özel olmalı, iş işte konuşulmalı. Kimse için bu çizgiyi geçmek zor değil. Müsaadenizle. Bu arada her türlü teklifini açayım. Özellikle reddedilemeyecek olanlar. Hatta reddedilmesi imkansız olanlara daha da açıyor. Adımız kaçmasın. İyi akşamlar. Kız. İyi akşamlar. Haydi bakın. Merak etme canım. Korkacak bir şey. Versene bir tane kurabiye. Efendim Haşmet. Abi, Turksal Baba'yı kaybettik. Hasan Bey, çay alır mısınız? Sağ ol. Sağ olun. Sibel. Köksal abinin ölümü çok etkiledi Hasan'ımı. Yani ben sevdiğini biliyordum. Biliyordum tabii ama... bu kadar etkileneceğini hiç beklemezdim. Evet, öyle oldu yenge. Ramo. Başımız sağ olsun. Sınav neyledir bilir misin Ramo? Bela ile.
Bela soru işaretidir sadece. Doğru cevabı bulman gereken sınavdır. Kimisi mal mülkle sınanır, kimisi mevki makamla. Ama sen can ile, canan ile sınanacaksın. Derdin sana derman olacak evlat. Hadi gidelim Bela. İçeride babanı babam bilir. Sen de beni kardeşim bil bundan böyle, olur mu? Olmaz mı kardeşim? Olmaz. Hala ne yüzle geliyor bu buraya ya? Allah sabır versin de o. Sağ olasın. Yok olmadan ölmesini bilenler sadece uzun yaşarlar kardeşim. Köksal Baba da bunu başarabilen güzel insanlardan biriydi. Bizi birbirimize emanet etti. Sakın unutma. Keşke sadece o kadarla kalsaydı. Anlamadım. Önemli değil kardeşim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Akşam bize gelmeyi unutma ama. Beraberken de yalnız bırakmayabilirim. Eyvallah. Kendinden başka birini düşünmek senin için imkansız bir şey değil mi? Sibel, gerçekten seninle uğraşamayacağım. Doğu'yu rahat bırak. Karışma sen, işine bak. Onu ne kadar üzdüğüne dair hiçbir fikrin yok. Sibel, sen o küçücük dünyanla başkalarına akıl verme istersen, olur mu? Komik oluyorsun. Ha bak, senin dünyanda geliyor işte. Laftan anlamayanlar için boşuna yorma gülüm kendini. Değmez. Yaptıklarını bilmiyorum sanma. Sadece doğru zamanı bekliyorum. Ne söyledin ona? Bizden uzak durmasını. Doğrudan uzak durmasını. Daha önce böyle bir şey hiç olmamıştı. Hem de hiç kaptan, hiç. Kim bizimle savaşmaya cesaret edebilir? Kim bizi öldürmeye cesaret edebilir? Ben bu kadar gizliyken, bilinmezken... Bunu yapana kızmak gibi bir hata yapmayacağız. Biz bir zaaf gösterdik. Bu oldu. Zayıfsan herkes saldırır. Doğan kanunu. Çok kibre kapıldık Şerif. Çok mu kendimize güvendik? Bu sistemi kurduğumuzdaki
enerji mi yitirdik? Asla. Merak etme, biz bu işin içinden çıkarız. Yaptığımız hatayı buluruz. Sonra kusursuz sistemimizi güncelleyip tıkır tıkır işlemesini sağlarız tekrar. Ama bir olay olduğunda her zaman kazanana bakmalıyız. Kim yapar? Niye yapar? Ne kazanır? Bu olayda asıl önemli soru şu. Bunu yapan kişi senin asıl kimliğini biliyor muydu? Emin olduğum tek şey hedefin ben oldu. Ve hayatını Ramo kurtardı. Doğru. Ne kazandı? Evet, Ramo hayatımı kurtardı. Bu masanın patronu olmak istiyor. Masarı istemiyor. Masar yapmış olabilir mi? Herkes olabilir. Biz emin olmak zorundayız. Bu işi yapan senin asıl kimliğini biliyorsa elimizde az sayıda şüphelimiz var. Ki bu en tehlikelisi. Eğer bilmiyorsa şüpheli sayısı artar. Ama sistemimizin tehlikesi azalır. Kesinlikle. Bilmemiz gereken en önemli konu bu. Bu masa nerede? Neden geldik buraya? E sen severdin. 4 sene önceden mi bahsediyorsun? Çocuk değilim artık ben, tamam mı? Bana öyleymişim gibi davranmaktan vazgeç. E peki söyle bakalım, sana nasıl davranmamızı istiyorsan söyle, biz de öyle davranalım. Gerçekler. Ben gerçekleri istiyorum Masar. Hani her zaman adil hüküm vermek için tüm taraflar dinlenirdi? Hı? Bunu bana sen söylemiştin, unuttun mu? Unutur muyum hiç? Hatırlıyorum elbet. O zaman niye benim babamla görüşmeme engel alıyorsunuz? Hı? Bu benim en doğal hakkım değil mi? Ben sana yeterli gelmiyorum galiba. Babalığından memnun değilsin, öyle mi? Nasıl olabilirim ki? Baba bile diyemiyorum sana. Neyim olduğum belli değil. Madem gerçek öz bir babam var, o zaman onu tanımak istiyorum. Bizi ayırmaya hakkınız yok. Çiçek. Çiçek dur gitme. Benim güzel babam. Nasıl bir yükle bıraktın beni? Doğu. Başın sağ olsun. Ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Acıtabileceğin bir canım kalmadı artık Nehir. Doğu, yanında olmak istedim. Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Neden? Yaptığın onca şeyden sonra ciddi ciddi soruyor musun bir de?
Düğüne düzenlediğin baskında hepimiz ölebilirdik. Doğu, eğer sana bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Yapma Nehir. Söylediğine sen bile inanmıyorsun. Evet, kızdım sana. Hatta nefret ettim senden. Ama sen benim çocukluk arkadaşımsın. Sen benim ilk aşkımsın. Sen gözümün önünde babamı öldüren adamın yanına gitmeyi seçtin. Abimin en yakın dostuydun, şimdi onun katiline dostluk ediyorsun Doğu. Sen benim yanımda olmak yerine onun yanına gitmeyi seçtin. Ne istiyorsun benden Nehir? Bana verdiğin sözü tutmanı. Hani beni sevmekten hiç vazgeçmeyecektin? Unuttun mu? Söyle bana. Unutabildin mi? Yapabildin mi? Bir insanı bulunduğu mevkiye göre değil, göz diktiği mevkiye göre değerlendireceksin demiş. Değil mi? Sen felsefe yapacaksan kütüphaneye gitsene arkadaş. Bu sefer Burhan haklı. Benim anlamadığım bir şey var patron. Bu hurdacı hala niye bizim masamızda oturuyor? Ben öyle istiyorum da ondan. Bazen diyorum ki kalkayım ben bu masadan gideyim. Sonra bir yerde hop karşına çıkayım. Sen beni tehdit mi ediyorsun aslanım? Estağfurullah, o nasıl söz? Ben muhabbet ederiz manasında. Kavuşarım. Sen ne kadar boş adamsın. Kimlerle dans ettiğini sanıyorsun oğlum. Mahzar burada izin verdi diye oturuyoruz. Senin kalibren bize yetmez. Affedersin. Sıkışınca da affedersin. Edebinle otur. Sorulmadıkça da konuşma. Durduğun yeri bil. Kendini bil. Burhan. Yok patron ya. Bana kim olduğumu hatırlatıyor aslında. Yani iyi aslında. Yani bazen insan öyle pusulasını şaşırabiliyor mesela, samimi söylüyorum. Yani insan şaşırıyor, ben de iyi geliyor bana yani. İster mermi kullansın, ister pusula. Nişanı iyi almalı insan. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı. Yalnız bizim bahsettiğimiz pusula, o pusula değil. Başka bir pusula. Ramkolm X. Her bulabilir. Entel hurdacı. Ne oluyor ya? Ben anlamadım. Korkut'la mı ilgili? Onu affettiğinle ilgili söylentiler var. Doğru mu? Hatta Cemil'in o alçak kardeşini de affettiğini duyduk. Eş başkan,
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü tek başına alınabilecek bir karar değil de o açıdan soruyorum. Hakikaten ya. Sana sormadan aldım bu kararı Masar'cığım. İtirazım varsa olaya karışan herkesi cezalandırabilirim. Yo, bence doğru karar almışsın Ramo'cum. Yani bir insanın düşmanı tarafından bağışlanması kadar can yakıcı bir şey yoktur. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi gelelim asıl meseleye. 6 günümüz kaldı. Anar Dadaşova'nın 500 milyon ülkeden çıkarmak için kalan süre. Bizim kârımız ne olacak? %5. 250 milyonu senin gemilerle çıkartacağız. Kalan 250 milyon da senin tırlarla taşınacak. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Var. Sen de 10 milyonu araçlarına çıkartacaksın. Nereye? Hiçbir yere. Para yakalanacak ama adamların yakalanmayacak. Polis o 10 milyonla uğraşırken biz de aynı anda asıl sevkiyatımızı yapacağız. Affedersin de polis bizi nasıl yakalayacak? Sen ihbar edeceksin. Kimliğini gizleyerek tabii. Değil mi Namun? Güzel plan yaptık ha. Paraları nasıl gezeceğiz? Nadir de olsa konteynerler aranıyor. Şu an satın almak üzere olduğum şirket üzerinden beyaz eşya ihracatıyla. Oo, hayırlı olsun. Pis yakışır. Legal dünyamızın yeni yıldızı. Bana bir emriniz var mı Ramo Bey? Bizi yalnız bırakın. Siz de çıkın. Vallahi kusura bakmayın, size de böyle zahmet veriyoruz ama. Olur mu efendim, görevim. Ha. Ay, doğrudur. Tabii görevinizdir de şey yanlış anlamazsınız. Ona biraz böyle limon sıkmak lazım, pirinçler parlasın diye azıcık şey yapmak lazım. Azıcık böyle iki damlık olunca, değil mi? Ay, aferin. Hasan'ım. Afiyet'im sen burada mıydın? Hayırdır? Ben de Sibel'e seni soracaktım Afiyet'im nerede diye. Ha, buradayım ben. Kahve alır mısınız Hasan Bey? He alayım. Kardeşim ne kadar aldın? Kaç gram? Öyle değil yani. İçmek için alır mıydınız? Ha yok, lüzumu yok. Ben dünden beri kızılcık şerbet içiyorum. Aman ah yavrum. Pınar'cığım sen salonla ilgilen, biz burayı hallederiz. Peki efendim, nasıl isterseniz. Hasan, sen niye arıyordun beni? Ben şeyimi kaybettim de, şeyimi kaybettim. Bulamıyorum. Sen bir baksan belki bulursun diye. Neyini kaybettin? Haysiyetimi kaybettim. Onurumu kaybettim, namusum gitti. Ay Hasan, iyi misin sen? Değilim. Değilim, değilim. Köksal abinin ölümü beni çok etkiledi Afet. İyi değilim yani. Sana bir şey soracağım. Anamın bir sinir hapları var ya, biraz bana ondan alsam mı sakinleşirim? Aa Hasan. Kız elim ayağım titriyor. Allah belanı versin. Ne diyelim ki Ruzan? Ne yapsam ben acaba? Gidip hafif bir şey baksam mı? Baksana yenge. Bakayım. Ay canım benim. Canım. Hasan abi sen benimle mi konuşmak istiyordun bu şeyle ilgili? Evet. Bu şeyle ilgili. Hani bana baba diyen bir şeyle, kızla ilgili. Sibel.
Ben daha uykum uyku kalmadı, yemin ediyorum. Rüyamda böyle bir isim sayıklayacağım diye ödüm kopuyor. Bana bir şey oldu Sibel. Ben hatak mı oldum? Hasan abi, korkunun ecele faydası yok. Konuşacaksın yengemle. Tamam, o zaman senden rica etsem bana yardım eder misin? Yani sen bu kadını bir arasan da, bir anda ruh ayarlasan. Yani biz konuşsak, buluşup. Sibel, ama Afet'imle çaktırmadan Allah aşkına. Bak, ben bu işin bir önünü ardını bir öğreneyim. Zaten Afet'imle konuştum, sen biliyorsun. Kesecek beni değil mi? Limelim edecek. Sen de biliyorsun, konuşsun. Sus, tamam, duyacak. Allah benim belamı versin. Allah. Tamam, tamam, sus bir. Düşüneceğim, bir arayacağım, bir şey yapacağım. Dur. Beni neden ele vermedin? Çünkü bağışlayıcı günümdeydim. Beni neden ele vermedin? Korkut'u maşa olarak kullanıp altın sevkiyatımızı patlattırdın. Hadi şimdi bunu da patlat. Beni neden ele vermedin? Seni ellere veremem Masar. Bana lazımsın. Şimdi sen söyle bakalım. Gözün ne kadar döndü ki kaptanı tarattın? Ben olmasam adamı öldürecektin. Ben taratmadım. Kardeşini sen öldürdün. Belki de sıradan devam etmek istedin Ram. Yavaş gel Masar. Ben olmasam adam ölecekti diyorum. Sen ne saçmalıyorsun? Bu koltuk sevdan seni bozmuş. Nerede benim tanıdığım soğukkanlı Masar? Onu da mı öldürdün yoksa? Sormayacak mısın? Ne? Seni niye ele vermediğimi? Seni bir daha masamda otururken görmek istemiyorum. Sadece 23 Nisan'larda gel. Madem öyle, beni ele verseydin, öldürürlerdi ve masanın tek patronu sen olurdun. İşte bu da içini kemiren yeni sorun olsun. Ben söylemeden cevaplarsan kırmızı kurdelanı takarım. Ölmemi istemiyorsun. Niye? Anar Dadaşov'un sevkiyatı hallolana kadar kendine yeni bir kariyer planı çiz. Abi hoş geldiniz. Taziye için gelenler oldu. Vakide bekliyorlar. Benim biraz başım döndü be abi.
Yaşmet. Abi ne bileyim bu ani yükselmeler. Acayip havalı, zengin yaşantı falan. Ye kürküm ye dünyası işte Haşmet. Biz de onlar gibi mi olacağız be abi? Asla. Madem sarayları yıkacağız, günü geldiğinde önce bizimkinden başlayacağız. Çok paran olmadan yaşamayı tercih edebilirsin. Ki bu hepimizin geldiği yol. Ama sayamayacağın kadar çok paran olduktan sonra servetinden vazgeçmek, işte bu sınanacağımız başka bir yol. Eyvallah abi. Gayet iyi anladım. Güzel. Sonuna da fakir reklamı. Zat-ı muhteremden duymuştum. Kendine fakir de ki hiçbir şeyin sahibi olmadığını hatırlatsın sana demişti. Şu nefs var ya abi. Zapt edebilen aşk olsun. Eyvallah kardeşim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Rama. Başımın belası da gelmiş. Başın sağ olsun o. Eyvallah Prem. Gerçi hayırlı olsun da demek galiba. Düğün ve cenaze bir arada. Film gibi adamsın yemin ediyorum. Ne olmuş bu psikopatı? Ne olacak abi? Bunun da nefs imtihanı sütle. İçiyor sütleri sonra gazını alamıyoruz. Gel bakalım Pire. Bir kakaolu süt de biz ikram edelim sana. İçeride konuşuruz. Olur olur. Evde ateş ediyor ha. Abi, burası senin en manevi yerin. Tertemiz. Bizim üstümüz kir pislik. Kirletmeyelim hanenizi. Hangi hanemiz? Fakir hanemiz mi? Hadi siz geçin içeri, ben geliyorum. Çiçe, çok güzel oldu. Tam senlik. Tamam, bunu sevmediysen başka bir tanesine bakalım. Anne ya, daha ne kadar oynayacağız biz bu oyunu? Beni bu rüşvetlerle kandırabileceğini mi zannediyorsun? Sen hiç tanımıyor musun kızını Allah aşkına? Alo. Alo Dilber, merhaba, ben Sibel. Sibel? Kusura bakma, rahatsız ediyorum seni ama şey diyecektim. Bugün acaba benimle buluşmak için müsait olur musun? Seninle konuşmak istediğim bir konu var da. Neymiş o konu? Ya Rabbi ya Resul. Kız seninle ne konuşabilir anneciğim? Hı? Türk dış politikalarını falan mı? Bu Hasan abi meselesi. Biliyorum Dilber, bu konuda konuşmak istemiyorsun. Farkındayım ama müsaitsen yüz yüze konuşursak çok sevinirim. Tamam. Ben sana bir konum atacağım. Şimdi oraya gelirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ödüm koptu. Ne yapıyorsun sen bakayım sormasayı? Hasan abinin meselesini çözmeye çalışıyorum. Peki neden sen? Kral Ramo dünyayı kurtarmaya çalışırken ben de aileyi kurtarayım dedim. Oo, acıdı. Acısın diye söylemedim. Her şeye yetişemeyeceğinin farkındayım aşkım. Ama Hasan abi çok kötü. O zavallı kızcağız da öyle. Bir şeyler yapmak lazım. İşte benim kadınım. İnsanların en büyük sırları kendilerinden bile sakladıklarıymış Ramo. Sen onlardan biri değilsin değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim ya, son zamanlarda herkesin böyle büyük bir sırrı çıkınca ortaya. İtiraf ediyorum. Benim de büyük bir sırrım var. Neymiş bakayım o büyük sırrın? Aşkın. Kalbimle sırladım ben onu. Bu gördüğün sadece zerresi. Akşama kadar sabredeceksiniz ekselansları. Görev beklemez. Kurtarmam gereken bir ailem var.
Bunu motoru adam olur. Bunu tamirhaneye götürün, ben bunu cillop gibi yapacağım. Gidin siz. Cesaret iyi bir şeydir ama ölüye yaramaz Masar. Neyse ki beni diriltecek birisini tanıyorum. Hayırdır? Çıkar bakalım o ağzındaki ateşi, isyankar Prometheus. Hay hay. Maalesef o ateş sizden çıkacak birazdan. Ramo Yıldırım'ı öldürdü tabii ki. Nasıl? Tam da beklediğiniz gibi. Doğal bir ölüm olarak göstererek. Yalnız benim anlamadığım şey şu. Siz bunun olmasına neden müsaade ettiniz? Müsaade etmedim. Ama müdahale de etmedim. Yıldırım kibrinden Ramo'ya yüzünü göstermemiş olsaydı şu an hala hayatta olabilirdi. Bunu yaparak hem benim hem de kaptanın hayatını riske attı. Yıldırım sistemine güveniyor da. Eğer öldürülürse onun yüzünü görenlerin diğer iki patron tarafından öldürüleceğine de. Sanırım biraz kızdın bana galiba. İstediğim şeye gelecek olursak beni baştan yarattan sistemde her zaman üç patron olmak zorunda, biliyorum. Adayları değerlendirdiğini de biliyorum. İşte geldim, buradayım. Ha, buraya gelişimi sakın tehdit olarak algılama. Ha, seni anladım. Sana destek olmak istiyorum. Yıldırım'ın ölmesine müsaade ettin çünkü onlar iki kardeştiler, sen tektin. Güçte denge olsun istiyordun. Bu yüzden kardeşlerden birinin ölmesine müsaade ettin. Ya da müdahale etmedin. Şimdi güç senin tarafında olabilir. Beni patron yap. Bu sefer kaptan tek başına kalsın. Ha, ortak. Biliyorum. Kaptanı seviyorsun. Kaptanla bir düşmanlığın yok. Onun ölümüne göz yummanın sebebi... Sistemi korumak, kontrolü sağlamak için. Senin tarafından. Benim tarafından. Şu an burada gırtlağını sıkmak istiyorum ama biri patron olmak istiyorsa tam da bunu yapmam. Peki. Tamam. Benim adayım sensin. Ama yine de kaptanı da etkileyecek bir hareket yapmalısın. Merak etme, çoktan harekete geçtim bile. Peki. Göster bakalım kendini hadi. Ses kaydını istemeyecek misin? Niye? İhtiyacım olduğunu mu düşünüyorsun? Ha? Yani beni böyle tehdit ederek patron olabileceğini mi düşünüyorsun? Ha? Bu cüretinin ödülü. Hadi git şimdi. Bir sorum daha olacaktı hocam. Anar Dadaşoğlu'yla görüşecek misin? Neden sordun? Kaptan benim yerime Ramo ile toplantıya katıldı da eğer sen de görüşeceksen ben de dahil olmak isterim. Kıskanç Masar, kıskanç Masar. Görüşeceğim elbette. Ama bu aşamada sen bir tık geride kalsan iyi olur. Kaptanın kararlarına saygı duyacaksın. En azından o masaya oturana kadar. Hadi şimdi.
Ne yapıyorsun sen burada ya? Gel bakayım ya. Tutma içinden, söyle söyle. Neyi? Ne kadar haysiyetsiz, ne kadar onursuz, şerefsiz olduğumu söyle. Hatta abil olduğum için benden utandığını da söyleyebilirsin. Ne alakası var ya? Ben sadece iyi misin diye soracaktım. Değilim kardeş. Hem de hiç değilim. Muhtemelen bundan sonra da olmayacak. Rama. Yuvam yıkılıyor oğlum. Dur bir dakika ya, bir sakin ol. Sen şunu bana anlat bakayım bir. Sen şimdi bu kadınla şey oldun. Sen böyle şeyler yapmazdın abi. Nasıl oldu bu iş? Yapmazdım tabii oğlum. Yapmazdım tabii. Hiçbir zaman yapmam. Zaten ben mi yani? Hayatımın pişmanlığı. Ama biliyordum yani bir gün bir yerden zırtlayacak. Nasıl oldu biliyor musun? Sen bu Cengiz hıyarıyla çalışacağım, onun yanında çalışacağım deyince benim kafam atmıştı, seninle büyük bir kavga ettik. Hatırladın mı? Bir daha senin gibi bir kardeşim yok demişti. Ha, onu da demiştim. Neyse sonra ben o sinirle çıktım gittim. Ve yani... Neyse iç. Huzurlu oldum tabii. Bir baktım karşıdan Seyfi geliyorsun. Hırt Seyfi mi? He, hırt Seyfi. Aldı batasıca. Aldı beni götürdü pavyona. Hadi orada da iç. Ben zaten zil zurna oldum. Burnumun ucunu göremiyorum. Ölme kadın görmüş. Dur be oğlum yani sen de yapma ya. Aklım başımda olsa ben böyle bir şey, böyle bir halt eder miyim? Etmem. Mümkünatı yok, mümkünsüz yani. Sen beni bilmiyor musun? Rahmi. Eğer bu kız gerçekten bendense... Affedim ben nasıl saklarım onu? Ne diyeceğim ya? Ne yapacağız oğlum? Bir yolunu bulacağız abi. Dur bakalım. Bir de bir şey daha var. Abi masar manyağı yok mu? Ulan bu kıza babalık yapıyor. Nereden çıktı ya? Adana'da mı görmüş? Ne yapmış? Neymiş? Anlamadım ben. Türk dizilerine döndük. Vallahi şasma. Uyma. Buna bakmam lazım abi. Merak etme, çözeceğiz. Önce bir anlayalım bakalım neler oluyor. Ya söz verme ya da tut. Tutamayacağın sözü de söyleme. Yut. Merak etme kaptan. Kelam haktır bizde. Boşa harcamayız. Elini çabuk tut Ramo. Suikastçiler elini kolunu sallayarak dolaşıyor ortalıkta. Ya da onlar öyle olduğunu zannediyorlar. Ne yani? Buldun mu onları? Çok az kaldı. İzlerini sürüyorum. İpin ucunu tuttun yani. Tuttuk evelallah. Bırakmaya da niyetimiz yok. Merak etme. Bugün bitmeden sana o hainleri bulup getireceğim. Güzel. Elini çabuk tut. Arayan kaptandı. Ne durumdayız Cabbar? Konuştuğumuz gibi abi. Restorandan çıkınca düştüm peşine. Oteline kadar takip ettim Azeri'yi. Ne öğrendin? Dün sabah yerleşmiş otele. Kral dairesinde kalıyor. Çocuklarla ablukayı aldık. Gözümüz hep onda. Eyvallah. Ne oluyor ya? Bana da söylesenize. Şunu da bir okula yazdır. Böyle serseri gibi peşimize dolanıp duruyor. Okumam ben aga. Okumayıp da ne olacaksın lan? Hırt! Serseri olacağım. Oğlum, serseri olacaksın da okumuşundan ol. Yürü git benim canımı sıkma. Tamam ya. Pire. Abi biz gidelim. Çocuklardan nöbeti devralayım. 2 saatte bir değişim yapıyoruz. Dikkat çekmeyelim. Gözünüzü açın. Tek atımda kurşunumuz var. Merak etme abi. Cabbarınız işini bilir. Gel bire. Sibel yenge. Çiçek.
Nasılsın? Vallahi seni gördüm daha iyi oldum şekerim. Merhaba Dilber. Nasılsın görüşmeyeli? Böyle bir durumda nasıl olunursa. Oturabilir miyim? Tabii tabii buyur. Çiçek. Hadi sen kuşlara simit falan at. Yuh. Beni oyalamak için planın bu muydu? Ben daha iyisini bulurdum ki. Benim aklım bu kadarına yetiyor kızım. Hadi yürü. Çok fazla uzaklaşma. Yürü. İşme mesafesini geçer ama göz mesafesinde kalırım. Aferin. Laflara bak. Masar'ın kızı olmalıydı. Öyle olmadı işte. Dünyaya gelmesi böyle nasip olmuş. Ulan ben ne yapacağım ya? Dilber. Bak. Hayat seneler sonra karşına böyle bir rastlantı çıkardıysa bunu es geçmemek gerek. Yani kaderi gücendirmemek lazım. Sonucu ne olur bilmiyorum. Ama bu noktada birbirinizi duyup dinlemeniz şart. Dinlemek mi? Çiçeği görmek mi istiyor? Önce seni. Olayları bir öğrenmek, anlamak istiyor. Anlayıp ne yapacakmış ki? Vallahi orasını kendi de bilmiyor Dilber. Herkes için çok zor bir durum. Sibel, eğer kızımı benden almaya kalkışırsa yemin ederim öldürürüm onu. Hem de Masar'ınki gibi yalandan olmaz, ellerimle parçalarım. Ya saçmalama, sakin ol Dilber. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hasan abi öyle biri değildir, inan. Bana nasıl öyle biri değil dersin? Bana yaptıklarını anlatmadın mı? Masar beni kaçırdığında Masar için de öyle biri değil demiştin hatırlarsan. Müsaade edersen arayayım, bir çağırayım, konuşun. Bizden haber bekliyor. Konuşmak mı? Mutfakta söylediğin gibi Dilber. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Öyle değil mi? Arıyorum. Abi, Cemiller geldi. Alayım mı? Başı sağ olsun kardeşim. Dostlar sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm. Otursana. Böyle kalma ayaktan. Şerif mi yaptı bunu? Evet. Onun da hesabını göreceğim, merak etme. Boş ver Ramo. Olan oldu. Biz önümüze bakalım. Bunu niye getirdim? Cezasını sen kes diye. Anlamadım. Ramo sen olmasaydın... bu itin ihaneti yüzünden benim soyumu kuruturlardı. Bu ailemizi utandırdı. Yüzümü yere düşürdü. Biz bu ite kardeş dedik, düşmandan beter çıktı. Abi yeter. Asacaksan as, keseceksen kes. Sık da kafama artık yeter. Bitsin bu ızdırap ya. Yok. O iş öyle değil. Bunun kararını Ramo verecek. Ramo.
ihanet etmenin cezası ölümdür. Ama bunun da üstünde bir şey var. Aile her şeyden önemlidir. Bir daha sakın kendi hırsını ailenin üstüne koyma. Adam ol. Abine kızdıysan git ona hesap sor. Kavga et. Ama bir daha sakın ihanet etme. Eyvallah Rama. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Asla. Ama kardeşim ben müsaadeni isteyeyim, vaktini almayayım. Cemil. Seni masamda görmek istiyorum. İstanbul masasında mı? Başımla beraber. Bu hırtı da getir. Belki bir işe yarar. Başımıza yeni pire de bu oldu. Pire? Uzun hikaye. Bundan sonra yolun yolumuzdur kardeşim. Ey oğlum. Sağ ol abi. Müsaade. Gelmiş taziyesini sunmaya. Korkut? Afet. Afet? Kızım ne var senin? Sebaşım, yok bir şey mi, iyiyim? Niye sordun? Yok yok. Her zamankinden bir değişiksin. Bir şey mi oldu? Fark ettin hemen değil mi? İnsan hemen fark eder çünkü. Anlamadım. Yok, yok Sebaşım, çok iyi anladın. Hasan'ı mı düşünüyordum ben? O da böyle her zamankinden farklı bugün. Nasıl farklı? İşte az önce benim olduğum gibi. Ya bir derdi var. Bir derdi var ama söylemiyor sanki. Dur Sebaşım, dur. Dur ben bir gidip konuşayım şununla. Tamam tamam, ben hemen çıkıp geliyorum, tamam mı? Hasan, kimle konuşuyorsun? Hiç kimseyle. İyi ama telefon elinde gördüm, konuşuyordun. Ha, yok ben kendi kendime öyle konuşuyordum, affet. Yani... Neyse ben... Hemen çıkmam lazım, bir işim var da. Sonra konuşalım mı? Nereye? Bu Seyfi yok mu? Hırbo Seyfi. İstanbul'a gelmişti abi, buluşalım diyor işte. Eve gelseydi, çağırsaydın Hasan'ı. Yok kız, ben onu eve çağırmayayım Allah aşkına. Hırt nazar mazar değdirir. Olur mu öyle şey? Zaten ben de fazla kalmayacağım yani, hemen gideceğim. İki çay içer geliriz. İyi, peki. Madem, selam söyle. Baş üstüne. Afiyetim. Ya sonra gideyim mi?
Hadi görüşürüz, hadi. Hangi yüzle geldin lan kapıma? Sen ne desen haklısın. Kapımı çaldın. Kapıyı açanlar o düğündeydi. Evimin içinde yürüdün. Gördüğün kişiler o düğündeydi. Senin tarattığın düğünde. Cevdet kardeşimin öldüğü düğünde. Yanında oğlun olmasaydı senin kafana sıkardım. Şimdi burada benim misafirim olmasan işini bitirirdim senin. Git kafana sıktırmadan. Bir daha da karşıma çıkma. İzin ver. İki çift laf edeyim. Konuş. Ölüme yaklaşmadan anlamıyor insan ölümün gerçekten ne demek olduğunu. Sen beni tek ve biricik evladıma bağışladın. Eyvallah demeye geldim. Ben açığa çıktıktan sonra patronlar soyumu kuruturdu ama sen engellemişsin. Sen bana bütün bir alemi bağışladın. Benim sana çok büyük, hem de çok büyük bir borcum var. Müsaade edersen ödemek istiyorum. Nasıl? Mazhar. Beraber planladığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Herhangi bir emrin olursa. Abi. Onu kazanabiliriz aslında. Korkut güçlü adam. Patronları açacağımız büyük savaşta çok işimize yarar. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Haşmet? Abi, bir düşün derim. Kardeşim bir su verir misin? Ne suyu abicim ya? Kardeşim su istiyorum, su. Ha, al. Parasını al kardeşim. Ya ne parası al abi? Al kardeşim ya, şu parayı. Ya iç şifa olsun, istemiyorum parayı. Allah Allah, çattık ya. Senin ne işin var lan burada? Soysuz. Hayırdır kardeş? Burayı Dingo'nun ağrı mı sandın? Bırakın gitsin.
Abi, senin Nazeri'nin yanına bir tane böyle kalantor bir herif geldi. Geliyorum hemen. Nereye gidiyoruz? Zamanlama diye buna derim. Hayırdır? Topladın mı? Sen iyi misin? Eyvallah, daha iyiyim. Abi, yerimizi aldık. Tamam. Vay anarda da şov vay. Demek büyük patrona tuzak kurdun ha? Çakal. Basiretsiz çakal ama. Madem pusu atacaksın uzaktan tır atmaktan ya. Nereden baksan amatörcü. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi vallahi. Ramo, büyük patronun hayatını kurtaracak ha? Bir 40 yıl da benden koy. Bu hayatta ne yapmam diyorsan yaptırıyorlarmış. İyi misin kardeşim? Babama doyamadım be Ramo. Doyamadım. O kadar az vakit geçirdik ki birlikte. Bir yarım kalmışlık var içimde. Ne yapsam geçmeyecek. Sen bile daha fazla vakit geçirdin içeride olduğunda. Eyvallah, öyle oldu ama içeride de hep seni konuştuk. İhtiyar oğlum diye cümleye başladı mı? Saatlerce konuşuyordu. Abartısız var ya, bir yıl senin çocukluğun ne kadar sevimli olduğunu dinlemekle geçti. Ezbere biliyorum lan senin çocukluğunu. Vallahi bak. Ondan sonra çıktık dışarı. Ramo seni bitireceğim. Ramo seni öldüreceğim. Ben seni bitiremedim ama sen beni yeniden başlattın. Yeni bir hayat verdin kardeşim. Eyvallah. Babam neler anlattı sana içeride? Çok. Var mı öğrenmek istediğin bir şey? Var ya. Ölmeden önce abi otelden çıkış yapılıyor. Tamam. Konuşuruz kardeşim. Şu işi bir hallederim de. Çıkan kişi Şerif abi. Sen hayırdır hurdacı? Ne işin var Anır'ın yanında? Bak hele bak. Şu hurdacıya bak sen. Ne kan kırmızısı çıktı bu adam ya. Haydi alalım bakalım çakalı. Anlaşıldı abi. Bir taşta kaç kuş vurmuş olduk şimdi? Çok. Haşmet, siz geriden takip edin. Tamam, tamamdır abi. Arap, hadi uzaktan takip ediyoruz. Efendim abi. Cabbar, sen otelde kal Anar için. Burası bizde, merak etme abi. Bana doğruyu söyle. Aslında bu iş için bana ihtiyacın yoktu değil mi? Olur mu kardeşim ya? Bana ihtiyacım var. Sen olmadan asla halledemem. Çok kritik bir konu bu. Ben siz hallettiğin işlerin listesini çıkartayım mı kardeşim?
Ne eğiliyorsun beni? Kafamı dağıtayım istiyorsun. Dostum yanımda olsun istiyorum lan. Kardeşim yanımda olsun. Eyvallah. Eyvallah. Neredesin? 20 dakikaya oradayım. Tamam. Kaptanı patronlama ikna edecek bir yol buldum ama yine de desteğine ihtiyacım var. İşte bak bu güzel haber. İkimiz birleşip bütün dengeleri değiştireceğiz. Başlıyoruz. Çok bile bekledik. Akıllı adamlar kaybedecekleri savaşa girmezlermiş. Gel bakalım, gel hurdacı. Ne oluyor ya? Bak oğlum, yanlış yapıyorsunuz ha. Belki de doğrudur. Belirsizlik ilkesi hurdacı. Çaktın mı? He, çaktım. Sıkıntı ne ya? Sıkıntı sensin. Senin gibi çapsız bir adamın ne işi var anar gibi iş adamın yanında? Ya suç mu? Kendinden büyük adamla görüşmek suç mu lan? Suç. Eğer bu adam İstanbul'a benimle görüşmeye geliyorsa suç. Neyin peşindesin lan sen? Bak, Ramo bir dinle. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim bunlar? Ne hurdacıymış be. Aman Şahin'im, kendini kolla yoksa annem bana fırça atıyor ha. Geldi benim çocuklar. Ha şimdi de siz indirin bakalım. Konuşma lan. Yalnız bıraktık.
Önce onlar bir konuşsunlar. Uzun zaman sonra karşılaştılar. Baban çocuğu olduğunu öğrendi. Biz sonra gideriz yanlarına. Tamam da işte anlamadığım da o. Nisan çocuğu olduğunu nasıl bilmez? Ah Çiçekçim, bu hayatta anlayamadığımız o kadar çok şey var ki, bu da onlardan sadece biri. Oha, o. Selam kızlar. Sen bizi mi takip ediyorsun? Ay yok, sizi değil. Seni. Nehir'cim hadi işine bak sen. Çünkü ne yeri ne zamanı, sonra konuşuruz biz seninle canım. Hadi. Kardeşin gitti. Allah kavuştursun diyecektim ama bu pek mümkün değil sanırım. Çiçekçim bize... Tamam. Ben anladım, sen hiç kendini yorma. Şurada bekliyorum. Ne zırvalıyorsun sen yine? Kardeşini Ramo gönderdi. Haberin yok mu? Ramo niye böyle bir şey yapsın Nehir? Hı? Artık iftiranın da bir sınırı olmalı. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Sibel, senin kardeşin benimle işbirliği yaptı. Düğünde yaptığım baskında bana yardım etti. Seni öldürmeye çalışmamda bana yardım etti. Ne? Var mı başka gelecek arkadaşın? Hurdacı. Ya bak, gel seninle bir baş başa konuşalım. Ramo. Olmaz. Burada arkadaşlarımın yanında konuşacaksın. Ya yavrum, evladım. Kardeşim bak. Uzat bakalım o güzel ellerini. Bunu da mı yapacaksın? E tabii, yapmazsak olmaz. Yavrum, yavaş. Hayni buldum kaptan. Güzel. Pusuya atan eti suç ortağın yanından çıkarken yakaladım. Sana geliyorum. Ramo bana pusuyu kuranı bulmuş. Günün kazananı yine Ramo mı acaba? Onunla iyi geçin Mazhar. Eğer büyük patron olmak istiyorsan duygularını işine karıştırma. Haklısınız. Haklısınız. Kaptan kimmiş? Seni aşan bir şey o. Ne yapacaksınız bana? Gidince görürsün. At ya. Şunu bagaja, sever o arabalarla haşır neşir olmayı. Ya buraya mı atacaksınız beni? Sana özel. Ya bırak, ben binerim ya. Eyvallah. Hadi bakalım. Araçlara bin. Hadi. İşte bu da bir çeşit dualite. Aynı zamanda hem çok güçlü hem de çok zayıf olmak. Ah, sevdim, sevdim. Ama senin de suyun ısındı hurdacı. Yavaş be. İlber Hanım. Oturabilir miyim? Sağ ol. Nasılsın? Nasılsın? Bu buluşmayı sadece kızım için kabul ettim. O seninle tanışmak istedi. Bunu engelleyerek ona kötülük yapmak istemedim. Yoksa benim seninle alacak, verecek, oturacak, konuşacak, dertlenecek hiçbir şeyim yok.
Zamanında yaşandı, bitti. Öldü kalacak. Açıkçası bu durum benim için de anlattığınızdan farksız değil yani. Ama hiç beklemediğim bir anda kız geldi, bana baba dedi. Gerçek değil mi? Seni ikna etmek için gelmedim ben buraya. Tamam. Tamam, kusura bakma. Fakat biz bir ilişki yaşamadık. Tek gecelik bir ilişkiydi. Yani ben nasıl oldu? Anlayamıyorum. Hafızalam almıyor yani. Sen bunları arkadaşlarınla dertleş istersen. Bir dakika Dilber Hanım, özür dilerim. Yok, öyle demek istemedim. Buyurun lütfen. Lütfen. Yani seni kırmak istemedim. Ama bana neden haber vermedin? Sen beni en son gördüğünde ne yaptığını hatırlıyor musun? Para bıraktın sen bana, para. Sanki ben şeymişim gibi. Ne yapsaydım yani? Özür dilerim. Ama ben öncesini hatırlamadığımdan. Neyse, haklısın. Allah benim belamı versin. Ama yine de bir kızım olduğunu bilmek hakkım değil mi? E sen ne yapacaktın? Aileni terk edip bizimle mi yaşayacaktın? Ya da ben sokak sokak gezip kızımın babası sensin diye ikna etmeye mi çalışsaydım? Bir olduğumu düşündüğüm bana inanacak mıydın yani? İnandın diyelim. Mecburiyetten yuvanı terk ettin, geldin. Biz huzurlu olabilecek miydik? Çiçek bugünkü gibi mutlu bir çocuk olabilecek miydi? Rabbimin hediyesi bana Çiçek. Onun o güzel kalbi her zaman rehberim oldu. Işığım oldu, nefesim oldu, hayat kaynağım oldu benim. O yüzden bu soruların hiçbir önemi yok. Bu konuyla ilgili tek karar verecek kişi Çiçek'tir. Ben seninle bir bağ olsun istemezdim. Yoktun da Allah'a şükür de eksikliğini hissetmedik. Ama o sana ihtiyaç duyuyorsa ya, buna engel olacak kişi ben değilim. Dilber. Teşekkür ederim. Benim kızıma bu kadar güzel baktığın için çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hasan. Bir saniye Afet. Afet'im. Hasan ne oluyor burada? Kim bu kadın? Bu. Anne. Baba. Baba. Gel bakalım. Ne oluyor amı? Anar Dadaşov ve bu herif. İşin arkasındakiler. Nasıl? Anar'la görüşmene masarı bile almamıştın sen. Ama bu hurdacığız önce Anar'ın otelinden çıktı. Öyle önemli bir iş adamının yanında bu çapsızın ne işi var? Anar gider gitmez restoran taranmadı mı? Burnuma pis kokular geliyor. Arkamızdan iş çeviriyorlar kaptan. Öyle görünüyor.
Ne oluyor? Tamam, Ramam, tamam. Anlatacağız. Hurdacının Anar'la birlikte olduğunu biliyoruz. Nasıl yani? Bu işin arkasındaki hurdacı değil, Sherlock. Onu bırakabilirsin. Mazhar pusuyu Kur'an'ı çözmüş. Hadi anlat da Ramada duysun. Evet. İki saat içinde mekandan çıkmazsam saldırın. Anlamadım. Ne demek bu? Kim kime atmış o mesaj? Yıldırım'ın yüzünü gören adamlardan biri. En tehlikeli. En sağlam tetikçisi. Raşit. Raşit. Aslında sen de tanırsın Raşit'i. Seni öldürmemem için bir sebep söyle. Yıldırım için öldürdüğüm adamların sayısını hatırlamam bile. Hizmetindeyim. Hizmetçi aramıyorum ben. Yanlış cevap. İnfaz ettirdiğiniz beş adamı da araştırarak sonuca ulaştım. Çok akıllıca. Bazen problemleri çözmek için en basit yoldan gitmek gerek. Bravo. Senin şivene ne oldu? Mesaj Raşit'in telefonundan atılmış ama sonra ne olur ne olmaz diye de silmiş çakal. Ben de sistemden kontrol ettirerek mesaja ve mesajı attığı adama ulaştım. Adamlarına ne yaptın? Hepsini öldürdüm. Ne yapacaktım ki başka? İyi yapmışsın. İşin güzel tarafı da bu. Sistem hala güvenli. Kesinlikle. Beni çok şaşırttın Mazhar. Estağfurullah. Her zaman kendini tek akıllı sanma. Yeter. Aferin. İyi iş başardın. Teşekkürler. Güzel işti gerçekten. Teşekkürler. Ölmemi istemiyorsun. Niye? Anar'da da şu an sevkiyatı hallolana kadar kendine yeni bir kariyer planı çiz. Ya da zaten çizmiş olduğum plandan bahset. Ne demek istiyorsun? Seni zannettiğinden çok daha iyi tanıyorum Mazhar. Bu koltuğu karşına almanın sebebi ne? Nihai hedefini sürekli gözünün önünde tutup rehavete kapılmamak olabilir mi? Nereden çıktı şimdi bu? Yıldırım'la tanıştığım ilk gün. Seni İstanbul'un kralı ilan etmişti. Yani Aslan Yakup'un koltuğunu vermişti. Peki sen ne yaptın? Elinden şekeri alınmış çocuklar gibi boynunu büktün. Mazhar, İstanbul'un kralı artık sensin. Baban Aslan Yakup'a ait olan koltuk artık senin. Haddini bildiğin sürece. Eyvallah, sizi mahcup etmeyeceğim. Saçmalıyorsun. İtiraf et Mazhar. Sen edersen ben de edeceğim. Neyi? Kaptanı ben tarattım.
tüh, ağzımdan kaçtı. Canına susamışsın sen. Kaptana pusu atan adamın telefonu. Kim ne yazıyor? İki saat içinde mekandan çıkmazsam saldırın. Dün infaz edilen tetikçiyi hatırladın mı? Onun telefonundan mesajı atıp sildim. Suikastçıyı senden başka kimse bulmasın diye. Ne demek yani şimdi bu? Şu demek. Şimdi kaptanın yanına git ve bu işi yapanı bulduğunu söyle. Neden böyle bir şey yapayım? En büyük hayaline kavuşmak için. İşim var aşağılarda masacım ya. Sana zirve yakışır. Gerçekten çok zekisin. Masamda senin gibi birisi olması büyük şans. Galiba üçüncü patronu bulduk. Evet, katılıyorum. Artık Masar senin masanda oturmayabilir. Nasıl yani? Sistemde üç büyük patron var. Masar büyük patron olmayı hak ediyor artık. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Sistemi bizim kadar iyi bilen biri varken başka birine ne gerek var? Ayrıca sen pusu işinde tereyağından kıl çeker gibi becerdin. Bir ödülü hak etti değil mi? Ben sizi mahcup etmeyeceğim. İşim var aşağılarda masajım ya. Sana zirve yakışır. Peki. Sen neden yapıyorsun Rama? Var bizim de bir hayalimiz. Rama. Rakiplerin varsa önlerine geçmek için her zaman üç büyük patron olmak zorunda demiştin. Belki hiçbir zaman tanıyamayacağım bir patron daha olmasındansa tanıdığım biri patron olsun isterim. Büyük patron olman için sana yardım ediyorum Masar. Var mı bir sıkıntı? Güzel. Şimdi
Beni bütün patronlarla tanıştır. Söz, seni orada görünce pis şaşıracağım. Hayırlı olsun Mazhar. Anlamama yardım edin. Yani şimdi hurdacı Mazhar'ın eski işini mi yapıyor? Patronlardan haber mi getiriyor? Hayır. Tanıştırayım. Şerif, üç büyük patrondan biri. Ne? Şaka mı? Ben bilmiyordum, yoksa yapmazdım böyle bir şeyi. Hiç kızmadım ben sana. Elindeki azıcık bilgiyle bulabilmen, çözmen imkansızdı. Nereden bilecektin benim büyük patron olduğumu? Ayrıca hoşuma da gitti. Bunu yaparak bize sadakatini ve akıllılığını da göstermiş, ispatlamış oldun. Sonuçta Anar böyle çapsız adamın biriyle, hurdacıyla görüşüyordu. Ben de senin yerinde olsam şüphelenirdim, kaldırırdım. Şey kötü oldu. Kamyonetin arkası biraz sert oldu. Ama haberin yoktu, nereden bileceksin? Eyvallah. Ne yalan söyleyeyim, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Çok akıllıca bir fikir. Bu durumda Anar işinde bir sıkıntı yok. Öyle. Müsaadenizle. Anar'ı gözlemenize gerek kalmadı. Güzel. Demek ki üçü de yüzünü gösterdi. Aynen kardeşim. Bitti bu iş. Beyler, müjdem isterim. Ramo işi başardı. Helal olsun. Aslında Mazhar'dan direkt hurdacının ismini alabilirdi ha. Sonuçta Mazhar'ı patron bile yaptı. Bence kesin söylerdi. Ramo, Şerif'in büyük patron olduğunu zaten öğrenmiştim Mazhar'dan. Ama patronları bitirme planında hepsinin isteyerek yüzünü Ramo'ya göstermesi gerekiyordu. Ha, neden sebep? La oğlum, neyini anlamıyorsun lan? Ya sonuçta istediği zaman istediği yere davet edecek ama hiç kimse şüphelenmeyecek. Aynen öyle kardeşim. Üçünü de ayağına çağıracak. Çağırdığı mekan bizim kontrolümüz altında olacak ve istediğimiz zaman ayıklayacağız. Çok güzel plan. Vallahi mi lan? Allah'ım ya. Şimdi bitti bu iş. Hadi işimize bakalım.